Şu an Z'deyim. Herkes ana ofiste. İlk önce Amsterdam'da ve habersizlere Özlem Gürses'le yapacağız. Sorun şu ki bir anda bir baktık hepimizin YouTube'u Hindistan'a bağlanmış. Çünkü biri galiba yanlışlıkla bir şey indirmiş ve hacklenmiş olabiliriz dediler. Benim de aklıma Reels'leri yapmak için kullandığım MP3 Converter geldi. O olabilir ve Mert benim yapabileceğimi biliyor şu anda. Yani bizi hacklemiş olabilirim. Tüm Flutie benim yüzümden hacklenmiş olabilir. Çok gerginim. Bak fark ettim ki Hint ajanı gibi altımda şalvar var. Gerçekten ben yapmış olabilirim. Düzelir. Düzelir, düzelmezse hep beraber patlarız. İçeriye gidip çabuk bir durumu kontrol etmem gerekiyor. Hiçbir şekilde şey yapamıyorum. Hala Hindistan'da bağlı. Ve de Hindistan kontentleri var. Beklendik ve Mertcan süt içiyor yani. Arkadaşlar şu an çok önemli bir şey yapıyoruz. Hintliler mi hacklemiş yani? Şimdi bizi Hintliler hacklemiş, bizi Hintlileri hacklemiş. Bir dakika. Dur. Rahat ol sen. Kevin'in böyle bir tahmini var. Porno izlediğimizi düşünüyor. Fazla porno izlemeyin diyor. Şimdi baksana 4 tane yan yana bilgisayar var. Kim nasıl porno izler? Bazen Enes'in monitörü şöyle oluyor. Stajyer bölümünü editlemeye karar verdim. Ama elimde sadece Yaren'in aldığı makyaj ürünlerini bana tanıtması. Gül kokuyor. Babaanne evinde misafirlerin kullandığı sabun gibi kokuyor. Oha hayatım hiç bu kadar bir şey kokmayan bir şey koklamamıştım. Yüzünün hepsine bunları nasıl süreceksin? Her gün bir kere. Üst üste mi? Cilt beyazlatıcı krem. Michael Jackson gibi ırk değiştiremezsin. Nazım Hoca'nın keşfettiği garip videoları izlemesi. Ne bunun adı? Salsiyo, tarasiyo. Tekme kapatıyor. Birileri gol atmaya çalışıyor. İçeri doktorlar giriyor. Millet birbirine su veriyor. Kavgalı malgalı. Oyun devam ediyor ama oyun hiçbir şekilde durmuyor. Kalabalığa bakar, mahşer yeriyor. Kim, ne oluyor? Ve Mertcan'ın bana bir şeyler öğretmeye çalışırken kendisinin de kafasının karışması gibi. Şimdi monitörü yanlışlıkla kapattığım için göremiyorsunuz. Şimdi tıklıyoruz. Olmadı. Niye olmadı? Hiçbir daha... fikrim yok, sen anlatıyorsun. Tamamen kapattı. İşte ikinciyle götürüyorsun. Ha. Next diyoruz. Next. Kidler ilginç. Oha! Resmen çektim bu suçu. Bilmiyorum nasıl bir video olacak. Bugün işe gelirken metrobüste şöyle bir şey yaşadım. Ayakkabım ortadan ikiye ayrıldı. Beni gören amca ve teyzeler kıkır kıkır gülmeye başladılar. Bu sırada Yaren'le otobüste karşılaştık. İpşa olmam yetmiyormuş gibi. Tabii ki de Yaren bunun 1500 tane videosunu çekti. Sonra amcalardan biri şöyle bir şey demeye başladı. Poşetle bağlı bir şey olmaz. Amcaya buradan teşekkür etmek istiyorum. Hayatımı kurtarıyorsun. Çok korktum. Eve çıplak ayak dönmek zorunda kalacağım diye. Merhabalar. Allah'ım ne yapıyorsun ya? Bıktım abi. Mıç. Oğlum siz gidin hayatımdan ya. Evimi çekemezsin. Bence diğerini. Diğerini yapalım. Direkt ayağımı yapıştı. Ablacığım bu bir saat sonra. İlker Hoca şey diyecek, bu sütler niye çabuk bitiyor? Her sabah aynı sütü içtiğini insanların bilmesi gerek. Çok çılgın bebe. Haydi zıpla. Sahne performansı yapabilir misiniz aslında? Nasıl? Bugün ilginç bir şey oldu. Duygu geri geldi. Bir geldim sen diye biri var burada. Sen kimsin? Ne iş yapıyorsun burada? Fransa'dayım. Fransa'dan mı geldin? Aynen. Je ne sais pas parler français. Çok iyi. Bunu söylemeyi biliyorsun en azından. Tabii. Çok kalabalık olduk. Bireylenmek zorunda kalacak gibi hissediyorum. Ve bu kişinin ben olduğuma eminim. İki stajyeriz. Birimiz... yanında ben varım. Sadece araba mı kullanıyorsun? Bir şeyler çalmalı. Sabah şöyle de ben genelde böyle arabayla dolaşmayı seviyorum. Bas gaz aşkım, bas gaz. Adamım kim tutar seni? Her gün bu oyun oynuyor musunuz? Hayır tabii ki. Farklı oyun mu oynuyorsun? Bas gaz aşkım, bas gaz. Yani... adamla s**tirip gider misiniz? Arkadaşlar saat 9. Bu adam süt içiyor ya.
Bu süt bağımlılığı nedir ya? Elenmemek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Sabah bir geldim, kimse yok. Madem yalnızım, Berçan gibi süt alarak başladım güne. Beşer lira atacağız. Yani 5 lira mı olsa Mertcan'a... Şey Mertcan'a oynayayım. Kim yener? Mertcan yeniyor. Böyle bir yeni yarışım. Arkadan da ben son yüzüğümle inşaat edeceğim. Ah benim. Oo, hocam yapma be. Aa, gol mü attın? Olmadı. Sakın ha. Arkadaşlar, şirket çalışıyor, para kazanıyor zannederken herifler bunda mı yani? Aranızda bir çalışmayan var mı? Aptal herifler! Abi ben... Şunu mu tahmin edeceğim? Şirket değil, hiçbir şey yapamaz mı? Bu ne rezalet ya? Bu şirket batar ya, batar. Mustafa sana sesleniyorum ya. Kira geldi, kira diyorum. Batıyoruz. Batıyoruz. Hocam, batmak çok kötü değil mi? Hocam, bunlar Lev makinesi falan aldım. Ne olmuş bu şirkete ya? Ne yapıyorsun oğlum? Bomba mı yapıyorsun? Sizin yüzünüzden neler oldu ya? Oba! Galiba. Yine herkes iş yaparken ben buraya gelip stajyer günlüğümü çekeyim dedim. Dokümentatif, eksperimental bir proje oldu diyelim. Daha olmamış ama olacak. Evet. Çok güldüm ben. Sen evet. Orada yaşıyorsun, onun için gülüyorsun. Yavrum, evladım, çocuklarım, dışarısı içerik kaynıyor. Neden senin videonu seyretsin? Ya onun aradığı şey olacak gerçekten bu. Bir yerlere gelmeye başladım. Hoş zaman geçirmek. Hoş zaman geçirmek dedi bak, sopamı getir. Entertainment işte yani. Sen kimsin ya? Disney var ya. Disney yapar, Netflix yapar. Bir ihtiyaç olması lazım. Şu bir ihtiyaç olabilir. Flu TV'de stajyer olmak istiyordur çocuk. Bakar bu videoya. Der ki demek ki herkes olabiliyormuş, ben de olayım. Flu TV'nin videoları da Amerika'da Utah'ta bir adam açıp bakmıyor. Türkiye'de ne olmuş falan. Yani saçma sapan şeyler herif için. Oradan bir şey alması lazım. Bir hikaye anlatın efendim. İkinci Dünya Savaşı'na katılmış bir adam falan, öyle bir şeyden bahsetmiyorum yani. Sonunda ne olduğunun da bir önemi yok. Drama engel demektir, çatışma demektir. Ama şu konuda haklısın. Belgesel bir şey yapıyorsun ya. Diyorsun ki nasıl yaratacağım onu. İşte. That's the point. Şu anda 6. haftada falanım. Sen deli misin? Averel psikopat. Bir de şunun melekliğine bakın. Ya bilerek mi yapıyorsunuz? Güzel bir son getirmeye çalışıyorum bu serüvene. Şu Hint davasından soruşturmaların bir yere ulaşamaması sonucunda ben suçlu çıkmamışken beni herkes iyi hatırlasın istiyorum. Hayır elini çek, o kadar zayıf bir kedi değilsin sen. Burayı kırma lütfen. Buraya bir aylık bir staj için gelmiştim ve 2 hafta uzatmış bile oldum. Evet, kediler de her şeyde sağlam olduğuna göre